Evet, efendim, Tolga Bey ile Tülin Hanım'ın evi bundan 6 ay önce yine belediye yetkilileri tarafından girilip tertemiz edilmiş. Şimdi kapının önündeler, içeri girecekler. Bakalım 6 ayda ev nasıl olmuş? Konuş Gizem. Tamam. Müge Hanım, 6 ay sonra ilk kez eve Tülin Hanım ve Tolga Bey'den başka biri giriyor. Biz giriyoruz. Kapıyı şu an aralıyorum. Ve manzara hiç iç açıcı değil. Ay 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 Hemen ay girişte ay ay zaten su dolu bidonlar var. Marka olduğu için gösteremiyorum ama kolalar var burada. Mutfağı görüyorsunuz. İçeri giriyorum. ay yazık yazık yazık. Mutfakta yemek yapılması imkansız. İmkansız burada yemek yapılması. Ocağın üstü zaten mahvolmuş, yanmış. Şurada kahve yapmışlar herhalde, yakmışlar onu da. Yani ocağı kullanamıyorlar. Yes. Burada da bir ayna var. Tolga Bey'in elinde dün de görmüştük. Aynalara çok düşkün. Sürekli aynalar elinde olmasını istiyor. Bakmak istiyor aynaya. Burada da bir ayna var hemen. Aa, evet dün güzel Dolapların bahsetmiştim. içlerinde hep, şimdi markaları olduğu için içleri çok gösteremiyorum ama dolapların içlerinde hep tarihi geçmiş yiyecekler, içecekler var. Ya iyi ki de mutfakta yemek yemiyorlarmış. Çünkü zehirlenirlermiş. Burada Yes. da ilaçlar, diş fırçaları var. Bir tabure. Oy oy. Yeni alınmış çatal bıçaklar daha paketleriyle duruyorlar. Onları da atmışlar buraya. Burası zaten su içinde. İçinde bardaklar. Böyle pis göstermeyelim çok. Hemen buradan çıkalım. Burada kedilerin herhalde kullandığı bir malzeme. Buradan çıkıyorum mutfaktan. Zaten mutfağa girişte çöp poşetleri falan dolu, giremezler. Yine ayna görüyorsunuz. Ay hep Tolga Bey'in ayna var hocam. takıntısı da Onu ayna. unutalım. Hocama soralım aynayı. Evet. Ay Müge yazık. Hanım, şu anda salona girdik. Salonda ilk dikkatimizi çeken şey Şöyle bir gösterir biriktirme misiniz? huyu ve öbekleştirme durumu söz konusu var. Ay, her yerden bir şey çıkıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Her Mesela yerde de bunlar ayna var. Bak, kaç gözlük tane ayna var? biriktiriyor Yine aynalara ve bak. öbek halinde. Hemen Allah. görüyorsunuz masanın üstünde ojeler, genelde pembe renkli ojeler, deodorantlar. Bunları da kendi yapıyor. Kendi yapıyormuş, boncuklu stickersları yapıştırıp bu stickersları aynalarının üzerine yapıştırıyor daha süslü olsun diye. Ve Müge Hanım, Ay burada yazık en ya. dikkat çekici şey ise oyuncak bebekler, bir sürü oyuncak bebek var. Hemen şuraya dönelim. Bakın bir sürü oyuncak bebek. Ay bir tane mi koltukları var Gizem? Bir tane bu koltukları var. Şu an salonda bu koltuk var. Oturmak için tabure kullanıyorlar ama taburelerin üzerine de elektronik eşya dizmiş. Telefonları koymuş. Radyo var. Hocam Yine niye hep pembe böyle pembe rengi çifter çok seviyor çifter? Tolga Bey. Niye hep böyle çifter çifter her şey Ya hocam? mesela bardaklar, Müge Hanım bakın bardaklar. Çok bardak var. Böyle diziyor onları ve televizyon da çok. 3-4 tane televizyon var. Bir Müge Hanım. Kamera var, dışarıyı izliyor. Bilgisayara bağlamış. Buradan nereyi görür? Karşıyı görüyor. Hemen görüş açısında çekebilir miyiz? Allah Allah. Cama kamera koymuş. Aa! Dışarıyı izliyor ve bilgisayara bağlamış. Bu bilgisayar, Allah yok monitör bu. Evet, monitör. Monitörü de yanmış bir mini buzdolabının içine koymuş. O mini buzdolabının içinde de ilaçlar var. Bu çalışmıyor tabii. Evet. Yanmış, şuraya görüyorsunuz, yanmış. Çalışmıyor, içi ilaç dolu. Ya hocam Gizemciğim bir saniye hocam ne kadar doğru Hemen söylediniz yani anne bir yere kadar oğluna bakıyor sonra annenin de durumu kötüleşince bakamaz oluyor. ona bakamaz oluyor. Zaten hani çocuk bakıma muhtaçken o anneye hiç bakamıyor.
giderek Allah anne daha da... Anne de tabii durumu daha artıyor. Hareket edemez hale gelince çocuğun hastalığı hakim hale gelmiş evde. Ben yalnız o kameradan falan şimdi çok endişe. Kaç tane televizyon var? Evde elektrik yok ama bir sürü elektronik alet var. Bakın Gizem bardaklar... Büyük Hanım bir şey göstereceğim. Ben bilmiyorum ne olduğunu ama bir göstereyim, bilen vardır. Burada bir elektrik sistemi, ısı yalıtım gibi mi? Elektrik mi üretiyor bu? Güneş pan gibi bir şey diyebiliyorum ben. Güneş enerjisinden elektrik üretmiş. Allah Allah. Yani pahalı olan elektriği kullanmamak, ucuzu mal etmek için. Solaryum mu? Ha. Güneş paneli, güneş enerjisi alıp elektrik alıyor. Anacığım işte ben size söyleyeyim, fazla akıl da hocam. Yani bu... Biraz arada coz yapıyor yani. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bayağı şeyin normali vallahi çok normal yani. Allah Allah. Diğer... Güzel şimdi çok şaşırdı. Fotoğraf daha diğer odalar da var Müge Hanım ama yani her yerden bir şey çık. Bir dakika bu da kamera. Ah bir döner misin? Bu da kamera. Bu nasıl bir kamera? Bu da göz bir kamera. Buradan da dışarıya her camda bir kamera. Ay yazık. O yüzden kapıları falan açmıyor işte. Sürekli... O görüyor kimin geldiğini. Hayır korkuyor yani etraftan ona bir şey evet. gelecek diye de yapmış olabilir. Ay orada da bir fotoğraf var. Arkasında Müge ne yazıyor? Bir ay acaba aile fotoğrafları mı? Var mı? Yok. Aile fotoğrafları galiba. Bak iki erkek kardeşler mi? Ay Allah'ım ya Rabbim. Evet şey sonumuzu hayırlı eyle ya Rabbim. Fotoğraftaki kişileri söylüyor Müge Hanım. Kardeşi ve kendisi annesi babası. Ay. Küçük olan kendisi Tolga Bey. Bu vefat eden abisi. Annesi ve babası. Ay ne kadar güzel fotoğrafları var. Baba da Allah rahmet eylesin. Evet. Emekli albaymış. Evet. Yok mu bu albayların falan böyle askerlerin derneği. Niye hiç bakmıyorlar bunların onların ailelerine falan filan böyle dernekleri falan yok mudur? Şimdi, var benim bildiğim kadarıyla emekli subaylar dernekleri, derneği tabii var. Tabii var. Biraz ilgilenselermiş keşke bu aile. Bir başvuruyla yapılan bir şey bu. Bunlar da böyle bir ihtiyaç göstermedikten dolayı her askeri takip etmeleri mümkün değil. Ama işte biraz etmek lazım demek ki bak. Peki Gizem başka odası var mı evi? Tamam geçelim hemen Müge Hanım. Evde daha çok oda var. Bir saniye müsaade peki bir hanımefendiye sorar mısın? Yani buraları toplamışlar mı onlar ilk geldiklerinde? Yani yine biriktirmiş. Aysun Hanım siz 6 ay önce buraya geldiğinizde toplamış mıydınız burayı? Tabii topladık, temizledik, süpürdük. O şekilde kendilerine verdiydik. Evin durumu yine böyle miydi? Daha kötüydü. Yani kapıdan içeri girilmiyordu yani. Burada şurada girişte yatak vardı. Yatakta bağlı olarak yatıyordu annesi yer yatağında. Nasıl bağlamıştı? Kendisi bağlatıyormuş kalça çıkıklığından dolayı. Orada yerde yatıyordu kendisi. Oğlu da yanında duruyordu. O halde bulduk. O halde bulduk. Peki diğer odalar ne durumda? Şimdi devam edelim. Devam edelim. Yazık hemen. Ya yazık yazık. Her tarafta aynı. Müge Hanım burada bir kapalı bir oda vardı. Orayı bir açıyorum. Oo bir sürü elektrikli malzeme. Aa. Bu ne? Aa bir sürü eşya var. Bunlar ne? Mum. Heh, mum. Mumları buraya koyuyor. Bisküviler. Hepsi aa. Elektrik malzemesi. Elektrikle çalışan malzemeler. Her yerde de mumlar var. Bardaklara mum yapmış. Allah Allah. Ben o programı izledim geçen gün bizde de varmış. Otomobil, elektroniği ve devreleri malzemeleri. Bir sürü şey. Elektrikçi dükkanı gibi. Hemen devam edelim buradan. Nerede yatıyor bu insanlar peki? Yine aynalar devam ediyor. Aa duvarlarda da sürekli telefon numaraları. Su tamircisi Cevat Usta. Bu dün gelen galiba. Selahattin, Erol, telefon numarası. Teyzem, teyzesinin numarası en üstte yazıyor. Gizem. Teyzem demişken şunu da anlatır mısınız? Efendim şimdi gerçekten bizim programda neler yaşandığını da ayrı bir program yapsak eminim onu da ilgiyle izlersiniz.
Şimdi akrabaları var mı, akrabaları var mı derken öğrendik ki hanımefendinin bir kız kardeşi var. Anadolu yakasında oturuyor. Yine Gizem kalktı gitti onların kapısını çalmaya. Onlar da anne oğul yaşıyorlarmış. Aynı olayları onların kapısında da yaşadık. Bir anlatır mısın Gizemciğim? Şimdi Müge Hanım, biz bir kız kardeşi olduğunu duymuştuk, adresini de belirledik ve hemen gittik. Onlar da kapıyı anne oğul açtılar. Merhaba dedik, siz kimsiniz deyince anlattık, biz ATV Müge Hanım'dan geliyoruz diye. Ha, tamam dediler. İzledik. Peki biliyor musunuz ne için geldik deyince de izledik, biliyoruz dediler. Ama sizinle iletişim kuramayız dediler. Oğluyla annesi böyle duruyordu. Oğlu annesini kenara çekti, konuşmayacağız dediler. Kapıyı suratımıza kapadılar. Bu sefer onlara başladık biz. Ya bizim kötü bir niyetimiz yok, bize yardımcı olmak istiyoruz diye. Ama yok, açmadılar kapıyı. 15-20 dakika bekledik. En sonunda telefon numaramızı yazıp kapının önüne koyduk. Aramak isterseniz, fikriniz değişirse diye. Sonra çıktık. Ya aynı sen şeyleri bütün gittiğin yaşadık. Kapılardan kapılar açılmadı sana Gizem dün. Evet, ben hep kapıda kaldım. Evet. Yani biz de aileyi bulmak istiyoruz ki aileden bir fert bulursak hani karakol ve hastane işlemlerini daha kolay yapacağız. Hani onların vereceği bilgiler de önemli. Orada da kapı duvardı. Onlar da anne oğlu yaşıyorlarmış. Peki nerede yatıyorlar Gizem? Hadi devam edelim. Bizde haber çok da. Devam ediyorum. Şimdi yine odalar. Ha, yataktan başlayayım isterseniz, böyle döneyim. Buradan devam edelim. Yatağı görelim öncelikle. Devam edelim. Odalar, iki oda daha kalıyor bundan sonra. Evet. Aynen. Normalde yatılması gereken yataklar yatılacak durumda değil. Şöyle buradan nasıl yatamaz? Yok. Televizyon var yine burada. Radyo var. Aynaları. Yine saatler öbek öbek. Bir saniye. Yine bir oyuncak bebek. Kırma şurada bir tarafını. Saatler var. Her şey de güzel saatler aslında. Saatler var yine çocuk karakterli. Yani bir düzensizlik içinde de bir düzen var. O saatler falan tamamen pembe renkten oluşuyor bazı. Evet. Pembe sarı fotoğraf makinesi pembe, gibi. Sarı ve pembe. Bak yeni ayakkabı almış koymuşlar. Ama yatak çok şey. Ya nerede yatıyormuş ki bu kadıncağız? Ondan sonra yatak da çok sıkıntı yani, yok burada durulmuyor. Burada şey bezler var. Annesinin hasta olduğu için altını bezliyormuş. O bezler var. Demek ki yattıkları yataktı bu, en yatılabilir. Hemen buraya bakıyorum. Eşyaları hani eşyaları var mı? Hep aynı kıyafetlerle görüyorduk ya onları. Bir dolabın içine bakıyorum başka kıyafetleri var mı diye. Bunların hiçbiri kullanılabilir değil zaten. Var. O var mı? Bir dakika. Var. Gayet de ütülü ve düzenli kullanmıyorlar. Demek eşya var. Yazık. Yok canım, yani bir zamanlar yani normal insanlar olarak hayatlarına devam ediyorlar. Diğer odaya da bir bakalım Gizemciğim. Tamam, hemen geçiyorum. Yani bir bulunan altın neleri ortaya çıkardı? Takside unutulan çantanın ortaya çıkarttığı gerçekler, geçiyorum. Acı gerçekler. Aa, burada da kamera var. Allah Allah. Burada da kamera var, yine aynı sistem. Yine o güneş enerjisi panelinde kurulmuş mu? Var var, orada panel var. Var mı panel şu an? Elektrikleri yok ya. Yine televizyon var orada. Ya bu var, bu bir makine var burada. Bu ne makinesi? Bir bakar mısınız? Ne makinesi bu? Her yerde bundan görüyorum. Şey, klima. Klimanın şeyleri. Ha. Panel. Burada var mı panel? Yok. O yok. Nereyi görüyor? Orada yok panel. Görüyor. Bir deneyeyim mi televizyonu? Bak işte var işte, bak yine ondan bağlantı kuruyor. Panel yok. Var. Elektrik yok. Yine bundan. Burada da her yerde de televizyon var. Paneli göstersene güzel. Panel şurada. Ha var var panel. Bak burada. Elektrik faturası ödemediği için kesmiş. Yani elektrikleri kesilmiş. O panellerle evin ihtiyacını karşılamıyor ama dışarıdaki kurduğu kameraların kameranın işlevini sürdürebilmesi için böyle paneller kurmuş. Belki de
bir uçuk bir düşünce ile elektrik dışarıdan giriyor evin içine, hiçbir şey sokmuyorlar gördünüz mü? Evet. Elektrik de sokmuyorlar. Dolayısıyla elektrikle herhangi bir şekilde dünyalarına bir şey girmesin önlemi gibi duruyor. O güneş enerjisiyle elde ettikleri elektrikle televizyonu çalıştırabiliyorlar mı? Ben hiç elektrik işinden ampul evet, takmanın yani dışında anlamam hocam. Yani. Üç tane televizyon. Herhalde bu televizyonlardan istifade abi, ediyorlar. İzlemiyorlar. Şeyler arası televizyon falan. O izlemiyor. Zaman görüntü laf olsun diye. Evet. Laf olsun diye değil. Enerji bir şekilde enerji alıyor güneşten. Onunla televizyon çalışıyor mu? O televizyon çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama. Başka oda var mı Gizemci? Yes. Yes. Hemen bir oda daha var, oraya da giriyorum. Sonra banyoya da girelim isterseniz Müge Hanım. Şu odaya da geçebilir miyiz? Çok özür dilerim, pardon. Bir şu odaya da bakabilir miyiz? Bir saniye toplumda. Bu ayna, bir dakika. Aa şey ayna. Yapıştırmış. Elindeki ayna. Dün elinde sürekli gezdirdiği ayna. Hiç bırakmayıp bu şekilde tutuyor, kendine bakıyor. Bunu da buraya yapıştırmıştı. Bakın hepsi pembe renk. Beyler bir saniye ben şuraları göreyim ondan sonra. Kusura bakmayın bir saniye. Çok özürüm. Ha Müge Hanım, burada da bir sürü bardak var. Nazar boncukları var. Bir sürü bir sürü. Aa bunlar ne? Akü şey mi? Araba küsü mü beyler? Onlar akü. Akü. Ha, akü evet. Araba aküsü takıntısı varmış. Lamba akü. İşte akülerle yapıyor bir şeyler falan izliyor böyle da şimdi biz anlamıyoruz hani izleyen bir elektrikçi falan söylüyordur şimdi evde aa şunu yapıyorlar bunu da bizim bildiğimiz işler değil. Bir sürü elektrik su ısıtıcıları var, şeyler var, kurutma makineleri var. Bir sürü elektronik malzeme var. Ama şu bardak huyu da çok var. Yani bardakları camın önüne böyle dizmiş. Hayatım yıkamıyor işte hiçbir şeyi. Gidiyorlar annesiyle her gün dışarı çıkıyorlarmış. Alıyor bir şey getiriyor. Elleri torba torba. Ay Allah. Ben şimdi sizin daha iyi anladım. Evden böcek çıkıyor. Ben her kapıyı her hafta ilaçlıyorum demeniz. Onları da alabilirsiniz. Kıyafetleri falan her şey kalsın. Allah. Müge Hanım bir banyoya doğru gidiyorum. Oy. Oy. Buralarda hiç hijyen diye bir şey yok. Sabunlar falan artık kendi suları da mı kesik? Ama yok suyu açmışlar. Dün suları kesik suları da bakıyorum. Yok su var. Bana ne çünkü su şişesi kalmış. Demek ki arada kesiliyor muydu suları da? Buraya ödemeyince. Da su damacın içme suyu suları var. Şimdi i̇çme şöyle efendim. İSKİ'den gelip saati söküp götürüyorlar. Hı. Bu arıyor bir tesisatçı. Bana bir saat gönderin diyor. Hı. Tesisatçı takıyor saati. O şekilde kaçak kullanıyor. Yani 3 yıldır kaçak. Allah Allah. Hiç bulaşık çamaşır makinesi falan. Ay bu kadıncağız nasıl yapıyormuş tuvaletini falan ya. Müge Hanım odalar bu kadardı. Siz de gördüğünüz evde hiç hijyen ve temizlik yok. Onlar hastaydı bundan dolayı. Sürekli öksürüyorlardı zaten dün de. Hayvanlar da o kediler, köpekler de hastaymış. Peki ne yapacakmış Gizem? Olmadığı için de. Peki Gizem ne olacak şimdi? Şimdi evin bana bak. Gelen bilgisi tamamen temizlenecek, badana boya yapılacak falan hanımefendi neler söylüyor? Ne oluyor bu eşyalar falan? Hani şöyle olacak Gizem, için... öncelikle buradaki eşyalar toplanıyor. Hı-hı. Bunların hepsi toplanacak, araçlar getirdiler zaten. Onların içine atılıp çöpe atılacak. Sonra ev iyice temizlendikten sonra bu fazla eşyalar gittikten sonra tabii özel kişilerin özel eşyalarına dokunmadan gittikten sonra süpürülüp silinecek. Normal ev temizliği gibi bir temizlik yapılacak. Tabii daha derin, daha detaylı. Ardından da boya badana yapılacak ve en sonunda dezenfekte tekrar bir ilaçlama yapılacak. Ay Allah'ım ya. Hocam, Müge Hanım bir şey gördüm. Tablo çok daha ağır değil mi? Evet. Tablo çok ağır. Düşündüğümüzden de daha ağır çıktı yani. Grip aşısı oluyordu ya. Evet. Buralara duvarlara onları yazıyor. 22 Kasım 2012. Temmuz'da olduk annemle ben. 28 Aralık ben grip aşısı oldum. 28 Aralık 2012.
Buralara hep tarihleri yazıyor. Grip aşısı olduğu tarihleri yazıyor. Son zaten geçen hafta da grip aşısı olmuş. Ya bir de öyle bir şey ki Gizem Ortaköy'de evet, ararken aileyi aslında biz kıl payı kaçırmışız. Yani Gizem belirli dükkanlara giderken ailede dolaşıyormuş. Kıl payı kaçırmışız. Evet, yani belki Gizem'in biraz önünde, biraz arkasındalar falan. Tabii yani biz soruyoruz, onlar geziyorlar, böyle bir kıl payı kaçırmışız. İyi ki de kaçırmışız, bu sonucu olacağım ağzık yoksa. Evet, belki de görsek hani bu kadarının bu böyle bir tabloyu açıkçası hiç kimse tahmin edemezdi. Ama evin hali gösteriyor ki anne oğlun yaşamı beyefendi tanıyacaktı. Hah bunlar diyecekti. Biz bir de altınımızı kaybettim önce. Allah altınımızı değil ki tek yani. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hocam önce şunu söyle, mesela bu aynalar ne demek? Bir fikriniz var mı? Vallahi pembe renk falan belli bir renk üstüne ısrar ediyor. Her şey bir düzen içinde kendine göre. O kişinin kendine göre sembolik bir anlam ifade ediyor. Yorumlamak çok zor. Öyle mi? Pembe renk nedir? Her şey pembe. Fotoğraf makinesi pembe. Ayna pembe. Saatler pembe. Bakın çiçeklere canları gibi bakıyorlar yalnız. Evet, çiçekler bakımlı gerçekten. Çiçeklere canlarından daha fazla önem vermişler. Yani hiç yaşanılacak bir yer değil. Bir de tabii bu ortamda 12 kedi, 2 tane de köpek vardı efendim. İşte eşyalarına falan bakacak olursanız tabii eskiden kalma bak. Aa, saatler çıktı. Aa, bir dolabın içinde bir sürü saat var. Aynı markadan mı geldi? Oo, kaç tane? Aynı markadan. Hiçbiri de kullanılmamış. Farklı modellerde bir sürü saat. Hiçbiri kullanılmamış. Hepsi sıfır. Yeni. Kutudan çıkmamış yani. Ama işte bu... Daha yeni çıkarıyorlar kutudan. İşte bu biriktiren insanların özelliği bu. Vallahi bayağı da güzel güzel saatler. Ya biriktiren insanların özelliği bu. Böyle alıyorlar işte. Değişik bir şey yani. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Bir saatçi dükkanı gibi bir şey burası. İşte yaptıklarının hiç mantığı yok. Parasını nasıl harcayacağını, nereye harcayacağını falan bilemiyor. Evet. Şurada da fotoğraf. Bilmesine biliyor da bizim anladığımız anlamda bilmiyor. Yani... zihinsel anlamda paranın falan farkında tabii. Aa, baba mı o? Şey, evet, baba. Askeri kıyafet var değil mi üzerinde? Baba. Çok yakından net göremiyorum. O fotoğraftaki gözlüklü beyin gençliği gibi duruyor. Allah rahmet eylesin. O da anne mi acaba? Bu annesi. Gizemciğim, o fotoğrafları sana zahmet eğer hani izin veriyorlarsa, tabii onlar şimdi belediye yetkilileri kendileri şey yapacaktır da, eğer izin verirlerse bulduğun fotoğrafları bir saklar mısın? Hastaneye biz şimdi Arif Hoca'ya veririz giderken, Arif Hocam verir anneye. Belki hoşuna gider, he hocam? Şimdi orada göz kulak olamayabilir hastanede. Öyle mi? Olabilir. Ben de hani kaybolsun istemiyorum fotoğraflar. Doğru, çok haklısınız, burada saklamak biz tutarız lazım. En azından. O zaman şey yaparız. Yani sen bir konuşursan belediye yetkilileriyle şu fotoğrafları, yazık. Ziyan olmasın. Tamamdır Müge Hanım, ben topluyorum hepsini. Yani bulduklarınızı seni al yavrum. Onları bir dosyaya koyalım. Şimdi ben inşallah iyi olacaklarına inanıyorum. Ya bir şekilde olacaklar yani. Ne yapayım, 75 doğumlu çocuk. Terk edecek halimiz yok. Bir şekilde yiyeceğiz. Nasıl olursa olsun. Evet, nasıl ben olsa... doktorlarımıza güveniyorum. Nasıl o balonlar röveşata yapan çocuk çıktı sahalara alkışlarla attı röveşatasını. İnşallah biz oğlumuzu da Tolga'yı da düzeltiriz. Gül Bey tabii bizi ne kadar mutlu etmişti. Biz inşallah bu çocuğumuzu da hayata kazandırırız diye düşünüyorum. Evet hocam, çiçekler de vallahi bayağı iyi. Evdeki en iyi materyal çiçekler. Yalnız farkında mısınız? Hanımefendinin yatacak yatağı yok. Yok. İşte aynı hırkalarla, şallarla gidiyormuş, yatıyormuş, sabah da kalkıp geliyormuş. Muharrem Bey, şimdi bir taraftan görüntüleri izlerken sizinle konuşalım. Aile ne kadar zamandır bu durumda? Yani bu tablo ilerledi mi? Hep mi böyleydiler? Şimdi Müge Hanım, şöyle söyleyeyim size. 6 ay önce bu durumda değillerdi. Hani şu belediye ekipleri falan gelmişti ya, tamam
kadını bağlamıştı falan ama ondan öncesi bu halde değillerdi. Daha kadın mı iyiydiler? Çıkıyordu, daha iyilerdi. Kapıyı çalınca açıyorlar mıydı? Açıyorlardı. Ne zamandır ama, açmamaya başladılar? Son altta işte şu az önce belediye ekipleri söyledi ya, dedi ki annesini bağlayıp kapıyı biz zorla açtığımız zaman, açtırdığımız zamandan sonra daha kötü oldular işte. He, belki de belediye girdi eşyalarını aldı diye artık gelene kapıyı mı açmıyordu? Ama belediye şeylerini almadı, sadece pisliklerini aldı. Eşyaları yani bıraktı. Eşyaları falan bıraktılar. Aynı zamanda şu... Ya tabii ki bak... yine özel eşyaları saklanacak. Şimdi böyle arada da birileri çıkıyor, yok saat ne oluyor? Tabii ki özel eşyaları saklanıyor ama bir de hijyen meselesi var. Yani orada istiyorsa trilyonluk bilmem ne olsun... Aynen. Hani etrafa pislik saçıyorsa tabii ki atılacak. Ne kimseye verilir ne şey olur ama tabii ki özel eşyaları saklanacak.